umut vermeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaşımızın sadece aşıya değil, muhabbete değil. Merhaba teyzeciğim, aşı için geliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz, gelin. Hoş bulduk. Buyurun kızım. Gel, gel, bir şey olmaz, gel. Senin için aşı şart. Eğer koronavirüse yakalansan daha sıkıntılı sonuçlar olur. Ama... Son birkaç gündür hiç böyle halsizliğin, yorgunluğun oluyor mu? Herhangi bir şeye alerjin var mı? Biz aşını yaptıktan sonra sen uygun, müsait bir zamanda Şiran Toplum Sağlığı Merkezimize gel. Sana bir kanser taraması da yapalım. Gel, biz bizi sorduyuz ya. İsteğimiz de, her şeyimiz de bu. Çok teşekkür ederim. Ne kadar sevindik, ne kadar sevindik. Hala şimdi. Kapat başlığımızı. Kapat parmağımızı, kapat. Olsun teyzeciğim. Sağ olasın, sen Allah razı olsun kurban. Köy kızıyım, köyde yaşıyorum. Bazı giderim İstanbul'a, çocukların yanına duramıyorum, geri gelirim. Buraya çok sağ olsunlar. Allah razı olsun bin defa. Geyi ki bize sorusuz. Benim beyim tek 40-50 senedir ölmüş. Ha burada kaldım, hiç gitmedim çocuklar için. Yani bir yere gitmedim. Yok biz hiç, ha bu aşağıki benim kaynım işte, yeltim hiç biz birbirimize gitmedik. O hastalıktan bu yana. Komşulara, monşulara hiçbiri gitmiyor. Geçmiş olsun teyze. Gelin, sağ ol kızım, sağ ol kızım. De güle güle gidin. Güle güle. Allah razı olsun, güle güle, güle güle gidin. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz, kine gelin, çayımı için. Sağlık Bakanlığımızdan çok çok teşekkür ediyorum. Ekibini gönderdiğinden dolayı annemizi ziyaret ettiler. Köyümüzü, halkımızı ziyaret ettiler. Herkesi sordular. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Şiran'ımızın 30 kilometre uzaklığında bir köyümüz. Doğası güzel, yaylası güzel, havası güzel, suyu güzel, insanları güzel. Bugün Şiran'ımız Pelitli köyünde aşılama çalışmalarımızı yaptık. İki ekibimiz var evde, mobil sağlık aşı ekiplerimiz olarak. İki hekim ve iki sağlık personelimizden oluşuyor bu ekipler. Ekiplerimizle birlikte geliyoruz. Hastalarımız bazen 182 üzerinden randevu alıyor, bazen MHRS üzerinden, bazense köyümüzün işte ileri gelenleri, muhtarları açısından. Biz de irtibata geçerek geliyoruz köyde. Randevumuzu kendimiz oluşturarak aşılama çalışmamızı yapıyoruz. Sonrasında yarım saat bir gözlem altında tutmaya çalışıyoruz hastalarımızı. Bu süre zarfında hastalarımızın diğer hastalıklarıyla ilgileniyoruz. İlaçlarıyla ilgili herhangi bir akıllarına takılan soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında hastalarımızdan sadece dua alıyoruz. Sağ olsunlar, eksik etmiyorlar. Koronayı hijyen, temas, aşıyla
ve bu yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetle birlikte karşılığında aldığımız duayla yeneceğimize inanıyoruz. Şiranımızda genel olarak durumumuz son bir haftada, yani yeni pozitif vakalarımız bir elin parmaklarını geçmiyor. Genel olarak filyasyonumuzu mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz. Bu zor zamanlarda sağlıkçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sağdayız. Kurumdaki arkadaşlarımız da aynı özveriyle çalışmakta. Şu anda köyümüzdeyiz. Belitli köyündeyiz. Şartlarımız biraz zor. Kış aylarındayız. Kış aylarında olduğumuz için bazen yollarda kalıyoruz. Kardan dolayı, buzdan dolayı. Bayağı sıkıntılar yaşasak da sağlıkçılar olarak sağdayız ve elimizden geleni yapacağız her zaman. Yollarımız zorlu, kış şartları zorlu geçmekte. Şu an aşı çalışmalarımıza başladık, aşılarımızı yapıyoruz. İnşallah tez vakitte daha da azalacak, rahatlayacağız. Hepimiz çok yorulduk, güzel günlerin gelmesini ümit ediyoruz. Biz elimizden geldiğince uyarıyoruz cenazeler, düğünler, böyle toplu organizasyonlar hakkında. Yani onlar da çok şey yapamıyorlar, gidiyorlar, illaki görüşmek gerekiyor tarzında düşünüyorlar. Bilgilendirmemizi yapıyoruz, onlar da ilk başlara göre gayet alıştılar düzene. Sosyal mesafeye uyuyorlar. Hasta sayımız da zaten düştü. İnşallah hani bir dalga daha gelmez, artmaz, biter. Gece çalışıyoruz, hafta sonu çalışıyoruz. Hem ev düzeni, hem çalışma hayatı, bir de böyle yoğun tempoya ayak uydurmak bizi gerçekten çok yoruyor. Hastalarımızın da bizi artık anladığını düşünüyoruz. Ellerinden geldiklerince onlara da yardım etmeye çalışıyorlar.